için patronu. Nerede varsa hepsi burada. Meylereden alınır kasma. Sosyeteyle gel kalite marka. Karmacı nedir, ne kadar olmalı? Taktik diyorlar bu kanalda. Sosyete pazarcı yanınızda. Yardım hazır her alanda. İstoc'a geldik. Hani burada park olayı yapabilmeniz için gördüğünüz boşta alacağınızı park edeceksiniz. Çünkü burası hani tekstil kente ve giyim kente göre daha kalabalık, daha yoğun. Bir de aracınızı öyle bir yere park edin ki rahat çıkabilirsiniz. Arabaları çekmiyorlar. Hani yanlış bir park yeri, park şekli olmadığı müddetçe. Daha önceki videolarımızda Tahtakale'yi ve Sultanahmet'i gezmiştik. Şimdi oraya sığamayan esnafların çoğu İstoc'a geldi. Yaklaşık bir 20-25 seneden fazla. Gerçi o zamanın şartlarında burası fazla bu kadar gelişmiş değildi ama şu anda hem düzenli hem tertipli ve oradaki toptancıların kimisinin yeri orada da var. Hani o Sultanahmet'i, Tahtakale'yi bir geride bırakıp daha çok ön plana çıktı. Ne ararsanız var. Hani süs eşyasından, hediyelik bir eşyadan, işte züccaciye başta olmak üzere, işte gördüğüm kadarıyla bez, masa örtüsü, ondan sonra balıkçılık malzemeleri, kına malzemeleri, çantacılar, yani ayna, hani ne ararsanız İstoç'ta bulabilirsiniz. Yapay süs ağaç ve çiçekleri arkadaşlar, kına malzemeleri. Ayrıca burada İstoç içerisinde şimdi noter ve diğer bankalar da var. Buradaki noterin ismi İstoç 25. noterim. O şekilleri de Google'dan arttırabilirsiniz. Sandalyeciler var. Yine orada parti malzemeleri, süs eşyaları. Bakın şurada avizeciler var. Çılgın çiçekçilik. Avizeci, bu kolonyacı. Oyuncak paketim var orada mesela. Burası sağ taraf 5. ada. Sol taraf 4. ada. Ben arabayı buraya park ettiğim için buradan giriş yapmak zorunda kaldım. Aynacı. İş yerim için şöyle bir ayna arıyordum. Buradaki fiyatı 350 lira. Perakende de veriyormuş. Züccaci arkadaşlar. Yani şimdi aslında hem sağ hem solu tek tek göstermek isterim ama Eren oyuncak, eğitici oyuncak diyor, kırtasiye. Ama hani ona ne zamanımız, ne gücümüz, ne de videomuz yeter. Yüksek organizasyon, Polen Flowers, oyuncakçı. Hani burada yine bir hani en çok ağırlıkta ne satılıyor diye bakacağım ama burada hepsinden eş değerde her şey var. Yalnız şunu anladım. Buraları gezmek için ya bir motor lazım. Şoförlü motor. Veyahut da yürümek lazım. Karşıda plastikçi var. Sandalyeci var. Yine plastikçi var. Burada Denizbank var. Hediyelik eşyacı. Oyuncak. Solda bir şemsiyeci var. Emniyet ayna var. Şimdi burası hem çok güzel bir düzene sahip hem de arabayla da
rahat rahat geçebiliyorsunuz. Askıcı var. Arkadaşlar yani ne ararsanız var. Tekrar ediyorum, giyim haricinde ne ararsanız var. İlerleyen bölümlerde hani bir iş yeri nasıl açılır, bir iş yeri nasıl kurulur, yani neler gerekli. Şu andaki video serimiz ürünler nerede alınırla alakalıydı. Bundan sonraki video serisi vergi dairesi, maliye, muhasebe, o şekilde olur. Işık sistemleri var. Bunlar masa örtüleri. İstos Camisi arkadaşlar. Mutfak. Burada takı ile alakalı çanta. Aralara girmeye gerek var mı diyeceğim, bakalım ne var ne yok diye, ama nihayetinde aynı ürünlerin devamları burada da var. Hatta kuaförümüz bile var. Manavımız da var burada arkadaşlar. Her yerde, her sektörde, her caddede, her şehirde olduğu gibi caddeler ve ana caddeler iş yapıyor. Siz olun. Sosyal medyada gücünüz olmadıkça aralarda kalmayın. Eyüp'ten İstoç'a minibüs arkadaşlar. Az önce gördüm. Tabii burada minibüs seferleri, otobüs seferleri, hani Anadolu'dan gelen direkt otogardan buraya, hatta ring seferleri bile var. Bakın metro dahi, İstoç metro buraya rahat rahat gelmenizi sağlayacak en hızlı ulaşım aracı. Oyuncakçılar. Bakın bu şifre arkasında gördüm. Malatya pazarı yıllardan beri burada. Bijuterici arkadaşlar. Kozmetikçi. Hırdavatçı var. Karşıda bir tane bijuterici var. Hatta emlakçımız dahi var. Yine bir şemsiye gözlük. Şemsiye gözlük arkadaşlar. Hala faaliyetlerine devam ediyorlar ama biraz daha perakendeye, biraz daha perakendeye yöneldiler. Ama buraları hepsinin derlenip toplandığı, mağazacıların gelip burada her ürününü, her çeşidini rahatlıkla hazırlayabileceği çok güzel bir merkez haline gelmiş. Giyim haricinde gelip de ya ben aradığım ürünü bulamadım demeniz mümkün değil. Hani tabakçısından tutun hırdavatçısına, çantacısına, ne ararsanız var. Bir de fazla da yanaşmak istemiyorum. Çünkü rahatsız oluyorlar gibi geldi. Bakışlarını öyle anlıyorum. Bakın bir de öyle bir şey ki, hani bu insanın doğasında var. Bir insan bir tık iş yapmaya başladıktan sonra hani bu görseldi, kameraydı, tanıtımdı, onlara haz etmiyorlar. Niye? İhtiyaçları yok. Ama pandemi döneminde özellikle WhatsApp'tan olsun, telefonla olsun mu arayıp abi gel bize de uğra, çayımızı iç. Kardeşim biz geliyoruz buraya, sizin tanıtımınızı yapmaya çalışıyoruz. Hani en azından tüketici veyahut da toptancı sizi gördüğü zaman en azından şu beyin arkasında ayna gibi yansıyacaktır. Bijuteri, züccaciyeci, bijuterici, hırdavatçı, elektronikçi, oyuncak. Bakın bu da nargile, tabaklı shop.
bütün bankalar burada var arkadaşlar. Bankaların hepsi burada mevcut. Şurada döviz bürosu da gördüm. Artı hani dövizimi nerede bozduracağım diye şeye kapılmayın. Çoğu firma zaten dolar da alıyor, euro da alıyor. Hatta bitcoin bile alındı duydum. Güvenlik anlamında ve güvenli ve Yunus ekipleri burada sürekli bir geziyor zannediyorum. Öyle gördüm. İş yerimiz için stand lazım. Bütün sektörleri size 14.'dan o 165'e. Aynı ürünün devamını bulup, hepsi demeyeyim de bir kısmı için konuşuyorum. Sonuçta esnaf olmak kolay değil. Çoğunluğu kalktı.